salı sabahından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Manşet Galatasaray programıyla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de gazetelerimiz var, haberlerimiz var. Konuğumuz sevgili Ahmet Çakır olacak. Haliyle kitaplarımız da var. Hazırsanız başlayalım. Evet, bizler güzel bir salı sabahına uyandık sevgili izleyenler. Türk Telekom stadının eşsiz atmosferinde karşınızdayız. Günaydınlar Ahmet abicim. Günaydın canım. Nasılsınız? Nasıl geçti bu haftanız görüşmeyeli? Vallahi yani işte biliyorsun Galatasaray iyi olduğunda biz de iyi oluyoruz. Evet. Efendim hem 7 gollü galibiyet hem de voleybolda 2-0 geriden gelip Fenerbahçe kesinlikle galibiyeti. Kesinlikle öyle, çok önemli bir başarıya imza attı Galatasaray ADİ Sigorta'da. Öyleydi çünkü 0 yenilmesine çeyrek kalmıştı biliyorsun. Evet. Üçüncü sette de gerideydi, evet. Ama oradan dönüş gerçekten muhteşem oldu. Dolayısıyla buna benzer başarılar da Galatasaraylılar mutlu ediyor. Bir de şampiyonluk denklemi içinde Galatasaray bugüne kadar uğranan bütün kayıplara karşın iyi bir noktaya geldi. Dolayısıyla neresinden bakılırsa bakılsın keyifli bir hafta oldu Galatasaraylılar için. İnşallah bundan sonraki bütün haftalarımız böyle geçer diyelim. Çünkü bizler gerçekten Galatasaray'ımızın başarılarıyla daha da mutlu oluyoruz. Tabii ki onların zaman zaman düşüşleri olabiliyor performanslarında. Bizler de üzülüyoruz, bir duruluyoruz, üzülüyoruz demeyelim de. Ama günlerimiz tabii ki onların başarıları, tüm branşlardaki başarılarla mutlu, güzel geçiyor. Tabii zirvedeki liderliğimizi de sürdürüyoruz. Bunun da ayrı bir tadı, keyfi var. Gerçekten hepimiz mutluyuz. Gazetelere bakacağız, haberlere de bakacağız dedik. Ama öncesinde hemen şunu hatırlatayım. Ekranlarını yeni açanlar varsa eğer, bizlere Manşet Galatasaray etiketiyle sorularınızı iletebilirsiniz. Her birini sevgili Ahmet Çakır canlı yayında yanıtlıyor olacak. Varsa fotoğraflarınız, onları da bekleriz. Yine Instagram üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz diyelim ve haberlerle başlayalım dilerseniz. Hay hay. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da eski öğrencisi Gennaro Gattuso'yla bir araya geldi. İzleyelim. Karabükspor maçı sonrası liderliğini koruyan takımımıza 2 gün izin veren teknik direktörümüz Fatih Terim, Milan-Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso'yu ziyaret etmek için İtalya'ya gitti. İtalya'da ilgiyle karşılanan hocamız, Milanello'da Gattuso'yla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşlarıyla da bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı. Milan-Inter mücadelesi, Fiorentina kaptanı Astori'nin vefat haberi nedeniyle ertelenirken, Fatih Terim, eski takımı Fiorentina'nın genel menajeri Giancarlo Antonioni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Evet, teknik direktörümüzün ziyaretinden ayrıntılar geldi ekranlara. Dilerseniz yine haberlerle devam edelim sevgili Ahmet Çakır. Bununla ilgili bir satır bir şey söylemek istiyorum. Daha önce de anlattım ama bu programı izleyenler arasında bilmeyenler vardır. 4 Nisan 2011'de orada birlikteydik yine aynı sebeple. Yani Milan-Inter maçıyla ilgili olarak. Ama o zaman üçüncü kez Galatasaray'ın başına geleceği kesinleşmemişti hocanın. Ben de tesadüfen öğrenmiştim. Yani an meselesi, böyle kıl payı öğrendim diyelim. Hocayla sohbet ederken 4 Nisan 2011 Four Seasons Otel'de sohbet ederken işte hocanın o sırada başka yerlere gitme olasılığı da vardı. İşte Körfez ülkeleri, hatta otelin her bir köşesinde işte hoca da gösteriyordu. Bak şu Birleşik Arap Emirlikleri'nden, şu Kuveyt'ten, şu Ürdün'den diye. Ben de hocam hiç kafanı yorma, o iş bitti, sen Galatasaray teknik direktörü oldun dedim. Dayanamadı. Peki dedi, bana niye söylenmiyor dedi, Galatasaray teknik direktörü oldum dedim. Süreç tamamlanması, son görüşmeleri yapıyorlar ama iş bitti, kafanı yorma falan diye öyle bir muhabbetimiz olmuştu. Bugün bu tabii talihsizlik hem maç için. Milan'ın öyle bir güzel geleneği var. İşte özellikle Inter maçlarında takımın eski teknik direktörü yahut uygun gördükleri belli bir protokolü davet ediyorlar. Fatih Terim için de tabii çok hoş bir durum. Kesinlikle. Çünkü hem anıları tazelemek hem de orayla ilişkileri sıcak tutmak açısından çok hoş bir gelişme tabii.
Bugün bizler de anılarımızı tazeleyeceğiz kitabımızla efendim. 108 yılın aslanıyla bizler de bir hafızaları tazeliyor olacağız programın son bölümünde diyelim, mutlaka kitaplarımıza yer ayıracağız. Sevgili Ahmet Çakır'la bu arada şunu da duyurmuş olalım. Semtin Galatasaraylısını biliyorsunuz Perşembe günleri Sarı Kırmızı ekranda yayınlanıyor. Hazırlayıp sunuyorum, her hafta bir semti geziyorum ancak bu hafta müzemizi ziyaret ettik. Bu ziyaret diğerlerininkinden biraz daha farklıydı. Sevgili Ahmet Çakır bizlere eşlik etti ve o engin bilgi birikimini bizlere anlattı. Rehberimiz de vardı. Gerçekten Galatasaray'ın tarihiyle ilgili tüm detayları Perşembe günkü Semtin Galatasaraylısında bulabilirsiniz. Sevgili Ahmet Çakır konuğum oldu Semtin Galatasaraylısında da. Beni tekrar kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Biraz daha kışkırtalım. Fenerbahçe ile ilgili öyle bir şey bulacaksınız ki o programda. Evet. Bu gerçek olabilir mi diye şaşkına döneceksiniz. Hani internet siteleri yapıyor ya şok diye. Biz de buradan duyurmuş olalım. Şok efendim. Bizimki gerçekten yılların, tarihin şoku ama o kadar tatava yapmaya gerek yok. Perşembe günü o programı kaçırmayın, yeterli. Tüm detaylar Semtin Galatasaraylısında olacak diyelim ve haberlerimizle devam edelim. Sonrasında çünkü gazetelerde de haberlerin yansımalarını okuyor olacağız. Spor Toto Süper Ligi'nin lideri Galatasaray 25. haftada Atiker Konyaspor'u konuk edecek sevgili izleyenler. Karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Spor Toto Süper Lig İlhan Calcav sezonunun 25. haftasına lider giren Galatasaray, Ali Sami Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 11 Mart Pazar günü saat 19'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GS Store, Aslanlı Yol gişeleri, aktif satış noktaları, paso.com.tr ve 0850 724 3344 numaralı Pasolik çağrı merkezinden satışa sunuldu. Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması adına kulübümüze devredebilecek. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde bilet gelirinin %60'ı 2018-2019 futbol sezonu kombine alımında indirim olarak uygulanacak. 25. hafta maçının bilet satışları 10 Mart Cumartesi günü saat 19'dan sonra Atiker Konyaspor Pasolik kartı dışında tüm Pasolik kartları da yapılabilecek. Atiker Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde. Kategori 1 400 lira, kategori 2 350 lira. Kategori 3 ve kategori 4 300 lira, kategori 5 250 lira, kategori 6 175 lira, kategori 7 130 lira, kategori 8 100 lira, kategori 9 80 lira, kategori 10 65 lira, kategori 11 55 lira, kategori 12 misafir 55 lira. Taraftarın desteği çok önemli. Gerçekten artık şampiyonluk yolunda ilerliyoruz sevgili izleyenler. Sevgili Abdurrahim Albayrak da söylemişti. Taraftarlarımızı bekliyoruz. 50 bin aslan omuz omuza diyoruz bizler de her maçta. 400 liradan 55 liraya kadar değişiyor bilet fiyatları. Her bütçeye uygun gerçekten biletler var. Belki de Galatasaray için şöyle şeyler de yapılabilir. Bir hafta sonu dışarı çıkılmaz belki. Sadece maça gelinerek takıma destek de olunabilir. Tabii ki eğer bütçeler uygunsa sadece maça gelmek de değil, gelmişken bir de GS Store'a uğramalarını bekliyoruz. Hani bu noktada sevgili Ahmet Çakır, aslında GS Store'dan alınan bir anahtarlıkta, bir kalemde gerçekten takıma destektir. Pek çok şeye ihtiyacımız oluyor günlük hayatımızda. Hepsi GS Store'larda mevcut. Oralardan temin ederseniz takımınıza da destek olmuş olursunuz diyelim. Bir kez daha hatırlatalım. Ayrıca bu 15 günde bir oluyor biliyorsun, hemen hemen her hafta değil. Ve Mart ayı içinde hava durumuyla ilgili olarak da çok güzel haberler var. Yani bütün bir ay boyunca havaların iyi gideceği, 15-16 derece evet. Civarında falan olacağı. O da güzel. Bir de tribünlerin dolmasının şöyle bir önemi var. Yani bu Türkiye'de çok bilinen bir konu. Konuşmak bile içime sıkıntı veriyor. Yüzümün ekşimesinden göreceksin. Spor kültürü denilen şeyden biz haberdar değiliz. Bizde öyle bir şey yok. Masal yani. 3-5 kişi konuşuyor ama. Ne oluyor spor kültürü olduğunda? İşte İngiltere gibi olduğunda takımınız nerede olursa olsun, ne yapıyor olsun, yani küme düşme çizgisinde de olsa diyelim ki 50 bin kişi gidiyor. Ama o zaman ne oluyor? Bizde insanların anlamadığı bu. Bütün kulüp taraftarlarının, sadece Galatasaray'ın değil. 50 bin kişi her maça giderek, sadece İngiltere'de değil, Köln'de de var mesela. Hı hı. Ligin dibinde şu anda Almanya'da, Bundesliga'da. Ama her maç 50 bin kişi, banko, hiç tereddütsüz. O zaman ne oluyor?
O zaman taraftar başka bir klas yaratmış oluyor. Başka bir kalite yaratmış oluyor. Hı hı. Benim takımım ne de olursa olsun kardeşim. Ben sadece şampiyonluk seyircisi değilim. Sadece şampiyonluk taraftarı değilim. Kaldı ki Galatasaray açısından bu o kadar farklı bir olay ki. Galatasaray bu ülkede ne kazanılacaksa kazanmış ve rakiplerine çok fark atmış. İşte görüyorsun 4. yıldız meselesi. Hı hı. İşte görüyorsun UEFA Kupası ve Süper Kupa. Bunlar rakipler için ancak rüya olabilecek durumda şu anda bile. Aradan bu kadar yıl geçmiş yani 2000'de kazanılmış 18 yıl geçmiş. Rakipler sadece rüyasını görebiliyorlar. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının maça ve store gelmesi için çok açık, somut, kesin nedenler var. Ama bu işte bizim Türkiye'de spor kültürü olmadığından taraftar günlük yaşıyor. Yani bir önceki hafta maç kazanılmamışsa, o hafta içinde bir tatsızlık olmuşsa falan filan yıldırım gibi tribüne yansıyor ve boşalıyor. Zaten işte tribün boşaldığında taraftar bir bakıma kendi kalesine gol atmış oluyor. Tabii. Çünkü yani o mücadele taraftarla bir anlam kazanıyor, bir güzellik kazanıyor, bir boyut kazanıyor. Yani şunu söylemenin bir anlamı yok. Herkes bunu söylüyor. Kardeşim takım ne oynuyor ki? Yahut işte takım iyi değil ki falan. Hayır değil, siz iyi olun. Tamam takım iyi değil efendim ki şu andaki Galatasaray için böyle bir durum söz konusu değil. Ligin zirvesinde zaten bunun lamıcımı yok. Ama başka durumlar için söylüyorum. Yani takım kötü gittiğinde işte 4. 5. falan olduğunda birden boşalıyor. 3-5 kişi 1 kişi oynuyorsun. O zaman sen kendini inkar ediyorsun. Tabii taraftar olarak kendini inkar ediyorsun. Sen orada her durumda var olacaksın ama ya bu bir zorlama falan değil. Bu bir gönül işi. Kardeşim ben Galatasaraylıyım, maça da giderim. Çünkü 18 milyonluk bir kentten söz ediyoruz. Bugün konuştuğumuz işte Köln dediğimiz kent 1,5 milyon nüfusu var. Bilmiyorum belki de yanılıyorum 1,3 yanılmıyorsam nüfusu. Düşün 18 milyon nüfuslu kent nerede? 1,3 nüfuslu ve bütün örneklerde. Liverpool'da inan avuç içi kadar bir yerdir Liverpool. Çok küçük bir kenttir ama işte hem Liverpool'un hem de Everton'ın maçlarında tıklım tıklım doluyor. Onlar gerçekten futbolu seviyorlar, kulüplerini seviyorlar ve bir taraftar kültürü var orada. Bizde bu yok. Bizde ne oluyor taraftar? Başka masallar anlatıyor. İşte şundan gitmiyorum, bundan gitmiyorum. İşte bilet pahalı, işte takım kötü falan. Bunlar hepsi doğru olabilir. Hiçbir itirazım yok ama senin bir taraftarlık tavrının olması lazım ve dolayısıyla yani buraya gelebilecek 50 bin kişi içinde maddi durumlardan söz etmek bana çok anlamlı görünmüyor. Niye? Tekrar dönüyorum işte 18 milyonluk kent. 18 milyonluk kentte 50 bin, 100 bin, 200 bin Galatasaraylı doğru. Hiç tereddütsüz o parayı verebilecek, efendim stora da uğrayabilecek, kulübüyle birlikte, takımıyla birlikte o haftayı yaşayacak, keyif alacak bir durumda. Ama biz durmadan başka şeyler icat ediyoruz. Vay işte şöyle oldu, vay böyle oldu. Bahaneler işte, diyorsunuz. O maçı kazanamadı. Ya yerin dibine bassın, kazanamazsın ne olacak? Çünkü kazanılabilecek her şeyi kazanmış ve bundan sonrası için de kazanmaktan vazgeçmiş falan değil. Tabii. Zaten onun peşinde. Ama her maçta böyle kazandı çıldırması içinde o zaman bu işten alabileceğin zevk ortadan kalkıyor, sınırlanıyor. Bu gerilim içinde kendini bir elektrik cereyanının içine atmış oluyorsun. Gerekli değil. Ha, bunları söylüyorum da ben başka türlü mü yapıyorum? Hayır, ben de onlardan biriyim. Ben de onlar gibi. Ben de daha önceki yayımda anlattım. Diyelim kaybettiği zaman ben 24 saat dünyaya kapatıyorum. Evet, kapatıyorum ne televizyon açıyorum, demiştim. Ne gazete okuyorum falan filan. Tamam, amenna ama bu değil. Böyle olmaz. Türkiye'de başka türlü bir taraftarlığı Galatasaraylılar yaratabilir. Bu öncülük onlara yakışır. Bu yıl onların adımını görüyorum biraz aslında. Evet. Yani diyelim kötü giden maçlardan sonra da iyi kötü işte 30-35 ortalamadan pek fazla aşağı düşülmedi. Ama düşün benim söylediğim üzerine bir 10 saniye düşünsün taraftar. Galatasaray diyelim ki çok kötü 10. sırada 15. sırada fakat her maç 50 bin kişi. Buna herkes şaşırır. Türkiye'deki ya onlar mı şampiyon biz mi şampiyonuz diye şaşkına döner. Dolayısıyla taraftar o sırada şampiyon olan, o sırada zirvede olan takımı neredeyse yerle bir etmiş olur kulübü. Böyle bir boyutu var. Bizde hiç düşünülmeyen bir şey bu. Kazanırsa giderim, kaybederse gitmem. Hayır. Kaybettiği maçlarda bile 50-50 yaptığınız zaman bütün Türkiye şaşkına döner. Burada ne oluyor der.
Yeni bir durum doğuyor. Yani yeni bir taraftarlık kültürü ve gerçek bir taraftarlık kültürü. Bunları hep söylemekle mi yetineceğiz? İşte İngiltere'de diyoruz, örneğe veriyoruz. Küme düşmüş iki takım maç yapıyor. 50 bin kişi tek koltuk boş değil, alkışlayarak ikisini de uğurluyor falan. Şimdi şöyle de bir gerçek var sevgili Ahmet Çakır. İç saha maçlarımıza bakacak olursak biliyorsunuz yenilgisiz bir Galatasaray var. İç sahada son derece başarılıyız. Bunun sebebi tabii ki taraftarın desteği. Bu noktada gerçekten desteğiniz bizler için çok kıymetli ve önemli. İyi günde, kötü günde önce arma diyoruz hepimiz. Taraftarlar da tweet atmaya başladılar. Fatih Genç diyor ki, 2 hafta önce geldim, ayağım uğurludur. 5-0 yendik, bu hafta yine geliyorum. Bu sefer en az 4 gol atacağız yine diyor sevgili Fatih Genç. Bakalım inşallah Fatih, göreceğiz. Hemen bakıyorum şöyle sizlerden gelenlere. Şerif Durmuş diyor ki, günaydınlar diyor Galatasaray ailesine, günaydın demiş. Galatasaray'ımızın önünde çok zor 7 hafta var. Tüm Galatasaraylılar ve yöneticiler bu 7 haftaya odaklanmalı ve birlik beraberlik içerisinde olunmalı diyor. Yani üzerine bir söz söylenebilecek bir şey değil bu. Kesinlikle öyle, evet. Yine taraftarlardan pek çok tweet gelmiş. Hepsini ilerleyen dakikalarda okuyor olacağım. Önce Fanatik Gazetesi gelsin ama ekranlara. Şöyle gazetelere de yavaş yavaş bir başlangıç yapalım. Fanatik Gazetesi'nde Türkiye'nin değil Avrupa'nın kralı başlığı var bugün. Buffett'in bir Gomis bu sezonki performansıyla Avrupa'nın en büyük yıldızlarına kafa tutuyor deniyor. Gomis'le ilgili haberler bu hafta oldukça fazla. Tüm gazetelerde bir Gomis haberi okuduk, yer aldı. Galatasaray formasıyla attığı 24 golle göz kamaştıran Gomis, İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu 6 büyük Avrupa Ligi'nde krallık yarışında Messi, Kane ve Cavani gibi yıldızlarla çekişiyor deniyor haberin detayında da. Dilerseniz Gomis'le ilgili yine bir haberimiz daha var bizlerinde. Gomis, Fransız beIN Sports kanalına konuştu, açıklamalarda bulundu. İzliyoruz. Gomis var, şimdi onun önüne. Gomis aldı. Spor Toto Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alan Buffett'i Gomis, Fransız beIN Sports kanalında konuk olduğu programda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a alışmasının çok zor olmadığını belirten Gomis, Galatasaray taraftarı beni çok iyi ağırladı ve ben de elimden geleni yapıyorum. Bunun karşılığını vermek için adeta can atıyoruz, dedi. Süper Lig'de attığı golleri değerlendiren yıldız oyuncu, benim Galatasaray'da 24 gole ulaşmış olmamın ligin seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Süper Lig'de bunu gerçekleştirebilen yabancı sayısı çok az. Sezon başında Galatasaray'a gelirken kendime koyduğum hedef 25 goldü. Fakat ligin bitmesine 10 hafta kala bu hedefi gerçekleştirmiş oldum. Geri kalan haftalarda şampiyonluk yolunda çok daha fazlasını vermek için uğraşacağım ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı tercih etme nedenlerini de açıklayan Fransız futbolcu, Galatasaray'a gelme sebebim şampiyonluk kazanmak. Marsilya'da rekabetçi bir takımdı. Galatasaray'da öyle ve büyük bir takım. Baskının olduğu bir yer. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim. Takım içinde çok güzel bir ortam var ve birlik beraberlik içerisinde iyi yolda ilerliyoruz. Attığım gollerde takım arkadaşlarımın da katkısını inkar edemem. Galatasaray bunun da ötesinde Avrupa Kupası olan ve Avrupa'da hedefleri olan bir takım, dedi. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde neler hissettiği de sorulan Buffett'in Gomis, Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız derbi öncesinde her şey o kadar güzeldi ki tüylerim diken diken oldu. Maç maalesef 0-0 sonuçlandı ve ben açıkçası takım halinde, saha içinde taraftarların ve tribünlerin seviyesinde olamadığımızı düşünüyorum, şeklinde konuştu. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası kadrosunda yer alıp alamayacağı konusundaysa Gomis, Karabük maçında atmış olduğum 4 gol sayesinde yeniden Fransa milli takımı tartışmalarının önüme konduğunu biliyorum. Eğer bana ihtiyaç olursa ve çağırırlarsa seve seve oynarım. Milli takımın başında bir hoca var ve en doğru kararı o verecektir, dedi. Maçı daraldı, sol ayak döndü, Gomis bıraktı, vurdu ve gol! Gomis 37. dakika 3-1. Gomis ayrıca Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer almak sizin için bir hayal mi sorusuna, ne hayal ne de gerçek. Benim hedefim Galatasaray'la şampiyon olmak, yanıtını verdi. Gomis ayrıca Galatasaray taraftarlarının gözünde en büyük ismin teknik direktör Fatih Terim olduğunu da sözlerine ekledi.
Evet, Gomis'in çizdiği bu başarılı performans Avrupa'da da göz dolduruyor, dikkat çekiyor. Biliyorsunuz milli takıma geri döner mi diye yazılar da var. L'Equipe gazetesi dün yer vermişti yine böyle bir habere. Bir ihtimal olarak söz edilmesi hoş tabii ama Fransa milli takımı o yönde öyle bir zenginliğe sahip ki şu anda Gomis'in katkısına çok fazla ihtiyaçları yok. Ama orada başka bir şey var mutlaka üzerinde durulması gereken. Galatasaray'ın medya ile ilişkilerini düzeltmenin ya da bunun hep düzgün olmasının yolu nedir? İşte görüyorsunuz. Yani kazandığınız zaman öyle övgüler, işte Avrupa'nın en iyisi bilmem ne, şu bu falan. Çünkü hep o tarz haberler icat etmek lazım. Çünkü bunlar durduk yerden çıkarılan haberler. Yani Avrupa'da fakat şu kadar takımdan daha çok gol atmış. Ligde de biliyorsun Gomis falan. Tabii. Öyle istatistikler yayınlanıyor. Ama buna karşılık maçı kaybettin diyelim. O zaman da işte nerede ne olumsuzluk var. Çünkü işleyiş bu şekilde. Dolayısıyla bu alemde her zaman güçlü ve ayakta olacaksınız. Başka türlü olduğunda sizi kemirirler. Siz de, yani bir takım olmayan şeyler icat edilir. İşte şu futbolcuyla bu futbolcu kavga etmiş ki vardır da öyle şeyler falan filan. Her şey karmakarışık olur. Dolayısıyla burada kazanmak, çünkü görüyorsun Karabükspor karşısında kazanmak o kadar önemli bir şey değil. 7 gol atmak bile o kadar önemli bir şey değil. Çünkü Karabük alt lig hazırlığı yapıyor. Gerçi teknik açıdan değerlendirdiğinde tam benim söylediğimin tam tersi de söylenebilir. Yani karşınızda sizin PAF takımınız da olsa, 14 yaş takımınız da olsa maç boyunca rakip kaleye 7 şut atamadığınız zaman bile olabilir. Yani öyle kötü maçlar olabilir. Dolayısıyla Karabük maçını bu yönden değerlendirdiğinde çok değerli sayabilirsin. Kaldı ki başka değerli yönleri vardı. Çelişkiye düşmeyelim. Neydi o değerli? İşte görev ciddiyeti, Fatih Hoca'nın da söylediği sonuna kadar rakibe saygı, o çok önemliydi. Maç içinde katiyen rakiple dalga geçer gibi fiten bir takım görüntüler ortaya çıkmadı ki ben bunu sportmenlik açısından çok önemsiyorum. Çok doğru bir tavırdı. Ama bir yandan da işte Karabük'ü yenmek o kadar önemli bir şey değil. Fakat görüyorsunuz bu size ne güzellikler getirebiliyor. İşte bütün eleştiriler, tartışmalar, şunlar, bunlar gündemden kalkıyor. Sadece sizin kırdığınız rekorlar, attığınız goller, bilmem neler. Dolayısıyla burada aslında çok derin bir mesaj var. Siz her zaman maçlarınızı, yani olabildiği kadar kazandıkça dertlerden uzaklaşırsınız. Bir somut tarafı da var. Sadece medya ile ilişki değil bu. Kazandığınız sürece sorunları çözmek kolaydır. Yani iyi giden ortamda sorunlar daha kolay çözülür. Oysa işler kötü gitmeye başladığında herkesin omuzları düşer, kolu düşer. Ya bırak şimdi onu, o nasıl halledeceğiz falan. En basit sorunlar için dahi ya bırak şimdi onu gündeme getirme falan gibi sıkıntılar olur. Dolayısıyla kazanmak bugünkü takım ve kulüp işleyişinde bütün dertlerin ilacıdır. Galatasaray zaten böyle bir hafta yaşıyor. Ne mutlu bizlere. Geçelim Açık Mert Korkusuz gazetesine. Gazetelerden devam edelim. Açık Mert Korkusuz'da kader haftaları başlığı var sevgili izleyenler. Detaylara şöyle bir göz atalım. Konya Spor maçıyla başlayacak süreçte Cimbom, Fenerbahçe ve Gençler Birliği'ne konuk olacak. Trabzon ve Başakşehir'i de ağırlayacak. 5'te 5 Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açacak deniyor haberin detayında. Galatasaray Süper Lig'deki pozisyonunu belirleyecek zorlu maç trafiğine giriyor da denmiş yine. Bu sayfada pek çok Galatasaray ile ilgili haber var. Hemen altında da sağlıkta ince ayar deniyor sevgili Ahmet Çakır. Tabii ki doktorumuz Yener İnce'den bahsediliyor. Sakatlardan güzel haberler gelmesinin perde arkasında kulüp doktoru var denmiş. Doktor Yener İnce ve ekibi Fernando'nun bir ay erken dönmesini sağladı. Beli ağrıyan Muslera ve gözünde sorun yaşayan Donku kısa sürede iyileştirdi. Denayer, Eren ve Carosso da beklenenden önce dönecek deniyor. Yine gerçekten doktorumuz Yener İnce futbolcularımıza gözünün bebeği gibi bakıyor tabiri caizse. Onları hemen iyileştiriyor. Arkadaşlarımız tekrar darılmasın ama bunlar da standart haberdir. Yılda 2-3 kere kötü gittiğinde sağlık heyeti uyuyor mu falan tarzında, yahut işte iyi gittiği zaman da ya, ama standarttır. Yani tam olarak ne yaptığını, Sayın İnce'nin ne yaptığıyla kimse fazla ilgilenmez.
Ama işler iyi gittiğinde o bak sakatlar da kolay iyileşiyor. Aman ne güzel falan. Hadi bundan da bir haber yapalım falan şeklinde bir işleyiştir o. Hı hı. Sayın İnce de biliyordur bunu. Yani ne hakkında iyi yazıldığında çok fazla kulak asar ne de kötü yazıldığında çok fazla etkilenir. Bunlar o tarz haberlerdir. Arkadaşlarımı kınıyor falan değilim. Ben de bir gazete yetkilisi olsam aynı haberi ben de yaparım ama dayanağı biraz böyledir açıkçası. Peki taraftardan gelen tweetlere tekrar göz atalım. Ekranlarını yeni açanlar için de hatırlatalım. Manşet Galatasaray etiketiyle sorularınızı gönderebilirsiniz bizlere. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Diyelim ve sizlerden gelenlere tekrar dönüp bakayım şöyle bir. Bir tweet köşesi yapalım isterseniz sevgili Ahmet Şakır. Tamam. Bir taraftarımız diyor ki günaydınlar Bahar Hanım, Ahmet Hocam demiş. Bazı algıcılar yine başladı Galatasaray'la alakalı algı yapmaya diyor. Dün akşamki maçın skoruna da hiç şaşırmadım demiş. Skorla ilgili bir takım iddialarda bulunmuş, maçın sonucu bence belliydi diyor taraftar. Onları ben de görüyorum sosyal medyada ama keşke mümkün olsa da yani taraftar böyle şeylere takılmamalı dediğimde ben bile gülerim kendime. Çünkü bizde taraftar böyle şeyler için yaşıyor. Yani o maça ayarlandı, işte bu maça verilen hakem zaten bizi falan maçta yakmıştı bilmem ne falan. Bizde şu anda işte bir taraftarlık kültürü diye bir şeyden söz edilebilecekse böyle şeylerden oluşuyor. Ben desem ki şimdi onlara veya takılmayın böyle şeylere, bunlara gayri ciddi şeyler falan filan, onlara gazoz ağacı gelir. Çünkü inan çok yakın arkadaşlarım arasında tabii Galatasaraylısı da var, Fenerbahçelisi de var, Beşiktaş. Adam koskoca iş adamı, şirket yönetiyor. Efendim kendi hayatında akla dayalı bir yığın iş yapıyor ve ona göre para kazanıyor bilmem ne yapıyor. O da yine aynı şekilde yani tuttuğu takımla ilgili olarak o hafta hakem verildiğinde bu hakem bizi daha önce yakmıştı, şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Yine işte izleyicimizin söylediği gibi falan maç ayarlanmıştı, sonucu belliydi, bilmem neydi. Maalesef bunlar çok, çünkü bunlar çok kolay paylaşılıyor. Bunlar için ne akla gerek var, ne zekaya gerek var, ne bilgiye gerek var, ne belgeye gerek var. Bütün söylentiler mutlak doğrularmış gibi kabul edilip bundan kahır üretiliyor. Bizim taraftarımız kahırı da çok sever. Çünkü bizde taraftarlık demek kendi takımı için kahırlanmaktır, acı çekmektir. Ciddi söylüyorum. Şaka ya da espri olarak söylemiyorum. Ya başka hangi ülkede vardır ne olacak bu takımın hali muhabbeti? Başka hangi ülkede? Hiç duydun mu bugüne kadar? Duymadım. Mesela bir İngiliz takımı feci ne gidiyor. Ne olacak? Hiç duydun mu? İngiltere sokaklarında efendim bu herkes ne olacak bu Manchester'ın hali diye. Yaşa bu Manchester United'ın hali ne olacak? Hiç duydun mu? Peki niye bu bizim toplumda futbolun dışında da çok koyu bir yas kültürü var. Acı çekme kültürü Türkiye var. Coğrafyasında var aslında. Tabii. Direkt taraftar yani, değil de. Gülmek, eğlenmek falan filan bunlar biraz utandırıcı kabul edilen şeyler bizde. O yüzden böyle maçlarla ilgili olarak da mesela işte bu hafta 7-0 maç kazanmışsın. Hemen gazetelerde yapıyor işte önündeki 5 maçta işte şöyle olur böyle olur. Efendim keskin dönemece giriyor bilmem ne oluyor falan. Hayır hiç öyle bir şey yok. Galatasaray sezon sonuna kadar fikstürde hangi maçlar görünüyorsa onları oynayacak ve sonucun ne olacağını göreceğiz. Elbette ki şampiyonluk herkesin en büyük isteği, özlemi ama şampiyon olunamadığında da dünya batmıyor yani. Tabii. Ondan sonra gelecek yıl ne yapacaksın onun hesaplarına başlıyoruz falan. O yüzden bunların hepsi günlük şeyler böyle işte ama 5 maç şeytan dönemeci bilmem ne falan falan gazetelerin yani oradaki arkadaşların zeka düzeyine ya da yapmak istedikleri işlere göre daha önümüzdeki günlerde de böyle başlıklar çok olacak. Genellikle böyle işte heyecan filmi seyreder gibi yahut işte azap çekmeye, endişelenmeye dönük bir takım yol gösteren işler gibi durumlar çok devam edecek. Yani benim gibi binlerce kişi Galatasaraylı diyelim ki kanaat önderi sayılabilecek kişiler. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler, bunlardan vazgeçin falan yıllarca söylese hava gazı. Çünkü dediğim gibi çok kolay paylaşılıyor. Mesela hakem tartışması budalalıktır. En açık şekilde söylüyorum, lamıcım yok. Hakem tartışması budalalıktır. Hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Diyelim ki biz seninle burada her hafta bir saat, bir buçuk saat hep hakemi tartışıyor. Diyoruz ki ben şu hakemi tanıyorum, işte bu Galatasaray düşmanıdır, şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır falan filan. Taraftar bundan sonsuz bir mutluluk duyar. Aman ne güzel işte bak nihayet biri çıktı da işte bunları söylüyor. Fakat bundan elde edilebilecek hiçbir şey yoktur. Tam tersine
kendini büsbütün gelecek içinde çıkmaza sokarsın. O kahır havası içinde gücün, enerjin eksilir. Bu hakem bizi zaten yakacak falan filan diye gücün azalır. Ama bugün mevcut kültürde o hakemlerle ilgili olumsuz bir şeyler konuşmak, kahır verici laflar etmek, hep bizi yakar falan diye bir şeyler söylemek herkesin çok kolay paylaştığı bir şey. Herkes paylaşıyor. Oysa hepsi son derece şerefli, düzgün, elbette ki maçlarda da hata yapabilen insanlar. O kadar. Sizin maçınızda da diyelim ofsaytı kaçırdığı oluyor. Örneği hatırlatmak istemiyorum. Yakın zamanda bir maçta Galatasaray lehine ofsayt kaçırıldı. Söylüyorum, Göztepe maçının ilk golü. Ofsayttı. Ne olacak o zaman? Ne oldu? Sayıldı, gol oldu. Dünya kadar penaltın da verilmiyor. Nizami gollerin, Karabük maçında da nizami bir gol daha vardı. 8. gol vardı. O da hakem hatalı bayrak kaldırdı ve iptal etti. Ne yapacaksın? Bu işin gerçeği bu. Bundan elde edilebilecek bir sonuç yok. Zaten o işte çok güzel bir örnek bir bakıma. Ya daha fazlasını atacaksın ve maçı kazanacaksın. Bunun lamıcı yok. Çünkü dünyada insanlar hakem hatalarının ne olduğunu görmek için bence Barcelona maçlarını seyretmeliler. İştenlikle söylüyorum sana, her maçın dikkatle seyrediyorum. Hemen her maçta en az 2 penaltısı verilmiyor. Bir golü hatalı ofsayt bayrağıyla iptal ediliyor. Başka bir nizami golü de yine verilmiyor. Ve bu arada da devamlı tekme yiyor oyuncuları. Ve yani onun için bence bir Barcelona maçını ciddiyetle seyretsin taraftarlar. Hakem hatası neymiş? Haksa. Çünkü arada bir şöyle bir budalılık daha oluyor. Efendim yabancı hakem gelsin. Bunun ne kadar aptalca, ne kadar utandırıcı, ne kadar uygulaması imkansız bir şey olduğunu da bilmiyor kimse. Uygulaması imkansız şundan. Şimdi bizi izleyenler arasında kaç kişi biliyordur İngiltere'de maçların sadece 17 hakemle yönetildiğini? Kaç kişi biliyordur sence? Onlardan birini sana mı gönderecek? Türkiye'ye mi gönderecek? Fransa, Almanya hepsi için geçerli. Geçmişte bunların hepsi denendi. 60'lı yılların ikinci yarısıyla 70'li yılların başında Türkiye, Yugoslav ve Rumen hakem saldırısına uğradı diyeceğim. Avustralya hakemler de geldi. Daha başka, daha iyi ülkelerden gelmedi tabii, gönderemezler. Ondan sonra ne oldu peki? Daha feci bir durum ortaya çıktı. Çünkü kulüpler o hakemleri satın almaya falan yöneldiler. Bir yön çirkinlikler, kapalı çarşıdan kürk ceketler, bilmem altınlar maltınlar, onlar konuşulmaya başladı. Onun için bu konuları doğru bilmek ve ciddi konuşmak isteyen insanların gündemden hakem işini çıkarmaları gerekiyor. Peki, bunu da sizden duymuş olduk. Tweetlerle devam edeyim. Günay Seyfettin, bir selam gönderirseniz çok memnun oluruz demiş. Ne demek efendim, selamlar olsun diyelim. Bahar, böyle durumlarda hemen şu denk gelir. Yani ilk okuduğumda aslında bekliyordum. İlk taraftar der ki hemen bunca anlatımdan sonra, ama Ahmet abi bizi falan maçta hakem yaktı. Vardır. Sen de neye uğradığını şaşırırsın birden. Yani bir saattir boşuna mı konuşuyorum diye. Genellikle öyle olur. İyi denk gelmedi. Başka bir şey oldu. Mustafa Yavaş diyor ki, NDI'ye kalsaydı puan farkı olur muydu sizce? Bence en az 6 puan farkı olurdu. O zaman NDI'ye niye satıldı bir dakika, diyor. Bir dakika. Hayır, o işi karıştırıyorlar. Bak. NDI'nin değerine ve önemine inanıyorum. İnsanlar da aptal değil. 16 milyon euro veriyor. Ama somut olarak döktüğünde fiili katkısı görünür hale gelmedi. Henüz bir şey yapmadı o arada. Bir de şöyle bir detay var sevgili Ahmet Çakır. NDI'ye kendi gitmek istedi. Şimdi gitmek gayet isteyen tutun. Bir futbolcuyu gayet da ne kadar tutarsınız? Gayet. Verimi düşecek o zaman da. Gerçekten NDI'nin gerçek veriminden faydalanamayacak. Onlar açıklanamıyor. Ama o sıradaki katkısı daha o kadar maçtaki bir gol iki asist noktasındaydı. Yahut iki ya da üç gol pası. Şunu demek istemiyorum, NDI ile gol atan değil, tam tersi orta sahada takımı ayakta tutan, o değerine ben inanıyorum. Hiçbir itirazım yok. Kalması çok gerekliydi, çok yararlı olurdu ama ondan gelen 16 milyon euronun Galatasaray'ın o dönemdeki ihtiyacı itibarıyla 160 milyon euro yerine geçebileceğini de arkadaşların bilmeleri, anlamaları gerekiyor. Kaldı ki hani bazen şerden hayır doğar denir. Mesela Fatih Hoca'nın bir donku ayağa kaldırması benim bunca yıllık yorumculuk hayatımda gördüğüm en çarpıcı olaylardan biri. Çünkü bana ve benim gibi düşünen milyonlarca insana göre donk bir cenazeydi. Yani donk diye biri yoktu, öyle bir oyuncu yoktu. Bitmişti, kesinlikle bitmişti.
Onun şu andaki konumu Donk neredeyse bir NDI olma yolunda. NDI'nin de 1 gol 3 asisti vardı. Öyleydi 1 evet. gol 3 gol. Hani izleyicimiz itiraz edebilir. Onun görevi gol atmak yahut gol pası vermek değil. Tamam, ona ben de itiraz etmem. Ama öyle NDI'nin gerçek kalitesiyle orantılı bir katkısı henüz oluşmamıştı. Çok savruktu. Takım yapısı içinde de taşlar yerine oturmamıştı. Elbette ki çok daha faydalı olabilirdi ileriki yıllarda. Bir Melo, yeni bir, çünkü taraftarın aslında özleminin olduğunu biliyorum. Bir Melo profili ortaya koyabilirdi ama oynadığı dönemde pek söz edilebilecek bir katkısı olmadı açıkçası. Servet Çolak yazmış. Bahar Hanım, Ahmet Bey günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Yüzlerinizden ışık saçıyor demiş. Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli iltifatlarınız için. Ümit Yavuz Topçu soruyor. Günaydınlar, kolay gelsin demiş. Sıra geldi Konya'ya diyor. Bu Fener'i Kadıköy'de niye yenemiyoruz? Bu sefer yenelim lütfen diyor. O açıklanması imkansız bir durum hakikaten. Yani o konu üzerine en çok düşünmüş olanlardan birim benim. Daha önceki yayınlarda da söyledik. Bir kere somut bir nedeni var. Oradaki maçların büyük bir bölümü normal bir atmosferde oynanmadı. Fenerli dostlarımız bu durumda hemen şunu söylüyorlar. Efendim işte Ali Samiyen'de de İnönü'nde aynı şey oluyor. Hayır, olmuyor. Orada çok hele özellikle Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası'nı kazanmasından sonra ezeli rekabet başka bir boyuta evrildi. Ne oldu o? Darılmasınlar. En sert şekilde söyleyeceğim anlaşılsın diye. Fenerli dostlarımız darılmasın onun için. Fenerbahçe Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasından sonra artık aynı kulvarda yarışıyor olma duygusundan biraz koptu. Yani aynı kulvarda yarışıyor olmak için onun da UEFA Kupası kazanması lazım. Çünkü bugüne kadar bütün kazanılanlar aşağı yukarı tamam işte sen şampiyon oldun, ben şampiyon oldum. Ben 17 Türkiye Kupası kazandım, sen de 7 tane kazanmış oldun falan, neyse yani. İyi kötü aynı boyuttaydı. Galatasaray UEFA Kupası'nı ve Süper Kupayı kazanınca ezeli rekabet rayından saptı. Ondan sonraki maçlara Fenerbahçe özellikle büyütülen stadında Galatasaray'ı yenmek için değil adeta Galatasaray'ı yok etmek için sahaya çıkmaya başladı. Ve buna dönük şiddet, terör denilebilecek olaylar da ortaya çıktı. İşte teknik direktörlerin kafasının yarılması, işte Hasan Şaş şu anda oynayan oyuncumuz olarak yaşadığı durumlar, pek çok Mondragon'un yine kanlar içinde kalması, Erik Gerets'in kanlar içinde kalması, kaldı ki koridorlarda yaşananlar, ondan sonra işte taraftarların gördüğü eziyet, işkence, koltuklarına bir takım çirkin şeylerin konulmasına varıncaya kadar dehşet verici bir süreç yaşandı ve bunların tümü maçlara yansıdı. Yine de arada tabii ki kazanılabilecek fırsatlar vardı. Özellikle Baroş'un bir akılsızlığı bu sürenin çok fazla uzamasına yol açtı. 2-2'lik maçta basit bir dokunuşla golü atabilecekken şut atmaya kalktı. Kaleye çok yakın mesafeden sert vurdu ve üst direkten döndü. O basit bir dokunuşla o golü atsaydı bu konu gündemden kalkmış olacaktı. Ama tahmin ederim ki bu yıl belki zamanı gelmiştir. Yine Fatih Hoca'ya yakışır çünkü en son oradaki galibiyeti alan Fatih Hoca'ydı. 2-1'lik bir galibiyet vardı o maçta. Bir yenisi Aralık'ta, Aralık ayındaydı. Sel gibi yağmur yağıyordu, bugün gibi hatırlıyorum hatta. Bir yenisi için zaman gelmiştir diye de düşünülebilir. Çünkü anormal olan şey şu, iki takım arasındaki ezeli rekabette ikisinden biri diyelim ki yerlerde sürünüyor. Yani kulüp tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Öteki de duruklarda. Bu durumda yerlerde sürünen gidip deplasmanda rahatlıkla yeniyor rakibini. Hep olmuş. Yani tarihine baktığınızda 400'e yakın maçı incelediğinizde bunun gibi sayısız örnek görebiliyorsunuz. O açıdan da bu orada kazanamama durumu anormal bir durum. Dolayısıyla hepsinin bir sonu var. Tahmin ederim bu yıl Fatih Hoca'ya da yakışır açıkçası. Peki, taraftarlarımızdan gelen tweetlerle devam ediyorum sevgili izleyenler. Tüm katılımlarınız için de teşekkür ederim bu arada. Yine bir taraftarımız soruyor, bundan sonraki maçların her biri final niteliği taşıyor. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz. İlk final Konya Spor, Ali Samiyen'i doldurma zamanı diyor taraftarlarımızdan bir tanesi. Tamamını kazanmadan da olur. 10 maç var, 30 puan. Yani şu an ne oluyor? 50-80 mi oluyor?
diyor o kadar olmaması lazım. Şu an 50'deyiz. Evet, 10 maç 50 puan 80 evet. Şey, bu müthiş bir şey. Tam tersine 70'li puanların ilk bölümünde 71-72'de de şampiyon olunabileceği yolunda hesaplar yapıldı. Onun için ama sadece Galatasaray yenilgi kontenjanını doldurdu. Ya yani 6 yenilgi çok fazla. Bugüne kadar ligimizde birer 7 yenilgilik şampiyonluk var. Biri Fener, biri Trabzon'dur aklımda kaldığı kadarıyla. Bakmak gerekebilir, yanılıyor olabilirim. Kimseyi yanıltmak istemem. Ama 6 yenilgi çok fazla oldu. Galatasaray'ın beraberliği çok az. Oradan dolayı lider durumda. Ama 6 yenilgi çok fazla oldu. Yenilgisiz devam ederiz inşallah. Orada bir gamlı kederli bir şey söyleyecektim. Şimdi tam yeri gelmedi aslında ama Gomis'le ilgili olarak övgülere hiçbir itirazım yok. Tam tersine ben de aynı şekilde övüyorum. 24 gol müthiş bir şey. Bana sezon başında sorsalar 10-15 gol aralığında atar derdim. Dün fakat de gazetelerde 24 ayar yazıyordu Gomis için. Ama iki maçta da yenilgiyi önleyebilirdi. Hem Sivas maçında hem Kasımpaşa maçında son dakikalarda çok kötü birer vuruş yaptı. Kaleciye çok yakın mesafeden kaleciye pas verircesine ki kaleciye pas bile verse o kadar yumuşak vurmazdı. İki topa vuramadı. Şu anda Galatasaray'ın iki puanı daha yukarıda olabilir. Yani Karabük maçında 4 gol atmak yerine o maçlarda birer gol atmak ve Karabük maçında da yine sadece bir gol atsaydı keşke. Galatasaray çok daha iyi noktada olabilirdi. Ona benzer bazı kopmalar ve aksaklıklar da oldu. Övgülere hiçbir itirazım yok. Hepsine katılıyorum. Çok daha fazlasını yapılabilir. İnsanlığıyla da, adamlığıyla da ayrıca oyunculuğunun evet, dışında her türlü övgüyü hak ediyor. Ama o iki pozisyon gözümün önünden gitmiyor. Hem Sivas maçında hem Kasımpaşa maçında iki yenilgiyi de önleyebilirdi. Ve o çapta bir oyuncu önlemeliydi de. İki topa da çok zayıf vurdu ve rakip kalecide kaldı. Ben de kendi adıma sevgili Ahmet Çakır, Gomis'ten Fener maçında bir gol bekliyorum. Şu anda arkasından da bu benim tabii ki taraftar kimliğimle bir beklentim, onu da söyleyeyim. Arkasından da bir aslan sevinci evet, bekliyorum. Onu sosyal medyada daha etkileyici şekilde ifade etmiş bazı arkadaşlar. Şöyle diyorlar, henüz Galatasaraylı olmadı biliyorsun. Yani o bakımdan 24 değil 34 de azsa henüz Galatasaraylı olmadı. Nasıl Galatasaraylı olduğu biliniyor. Onun için biraz daha bekleyelim diyor. O da ilginç tabii. Fener maçında atacağı gol çok parlak şekilde Galatasaraylı olması anlamına gelecek. Emre Başgöz'e yazıyor. 39 yıllık hayatım maçtan sonra evine giden İstanbullulara özenmekle geçti diyor. 2 haftada bir sevdalıma Ankara'dan gelirken bir durak metroya üşenmek bu takıma ayıptır diyor. Sistemde bulunmuş taraftarı doldurun stadı diyor. Vallahi işte bunları duymaya ihtiyacımız var. Bu daha önce çok daha çarpıcıydı. Şundan bak. Eski Ali Samiyen o kadar övülüyor, ediliyor falan, biz hepsini yaşadık gün gün. Yani hiç dakika dakika hatta açıldığından bir şöyle çevresindeki yürüyerek gidilecek mesafede 2 milyon kişi varken o tribünler hep boştu. Kimse masal anlatmasın. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı ve 4. şampiyonluğunu da ilan ettiği İstanbulspor'la bir berabere kaldığı maçta 17 bin kişi vardı tribünlerde. Bilmem hatırlar mısınız, Galatasaraylı futbolcuların beyaz elbiselerle 1 Mayıs günü orada UEFA Kupası'nı kutlamak üzere podyuma çıktıkları maçta tribünlerde 17 bin kişi vardı. 22.500 kişilik statta. Yani dolayısıyla Türkiye'de taraftarlık falan filan masal, yok öyle şeyler. Yani biz takımım için ölürüm, şöyle yaparım. Takımın UEFA Kupası'nı kazanmış, üst üste 4. şampiyonluğu kazanıyor, tribünlerde 17 bin kişi vardı. Onun için yani bu işin halledilmesi lazım. Ve taraftar, işte teşekkür ederim az önce Emre söyleyen arkadaşımıza, çok teşekkür ederim. Diğer kentlerdeki insanların bundan yoksunluğu, yani hayatında hiç Galatasaray'ı çıplak gözle seyredemeyecek milyonlarca taraftarı var Galatasaray'ın. Ülkenin çünkü 81 ili var. Bunların taş tatlısı 8'inde 10'unda takım var ve onlar oraya gidildiği zaman deplasmana o maça da giremeyebiliyor biliyorsun. İmkanlar da kontenjan, var. Montenjan dediğimle. Dolayısıyla hayatında Galatasaray'ı ölesiye sevip de tek maçını izleyemeyecek milyonlarca insan var bu ülkede. Buna karşılık stada yürüme mesafesinde milyonlarca insan yaşıyor. İşlerinden büyük bir bölümü Galatasaray taraftarı ve gelmiyor falan, böyle bir gerçek de var. Peki taraftardan gelenlerle devam edeyim. Yine bir taraftarımız
Hiç kolay mı 23 maçta 24 gol? Helal sana Kara Panter helal, demiş. Helal. Ve yine Gomis'le ilgili tweetler var. Gomis inşallah Avrupa'da da kral olacak. Gerek Kasımpaşa maçındaki talihsiz olay, gerekse attığı gollerle dünya spor medyasının kendisine, dolayısıyla Galatasaray'a çevrilmesine neden oldu diyor. Avrupa'da gol kralı olamaz çünkü orada kas sayı uygulaması var. Bizim ligimiz düşük lig sayılıyor. Dolayısıyla kas sayı uygulamasında geçen yıllarda da daha çok sayıda gol atan golcülerimiz gerilerde kaldılar. 5 büyük ligin kas sayısı geçmiş hesaplamalar değişmediyse 2'dir. Bizimki 1,5'tur. Yani Messi 25 gol attığında 50 sayılıyor. Gomis 25 gol attığında 37,5 sayılıyor. Öyle bir hesaplama yöntemi var. O değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Çünkü Avrupa Gol Krallığı çok ciddi bir müessese değil. Bazı kuruluşlar o hesabı kitabı tutuyor. Ona göre bir değerlendirme yapılıyor. Geçmişteki altın ayakkabı uygulaması gündemden kalktı biliyorsun yıllardır. Dolayısıyla Avrupa Gol Kralı olma şansı Gomis'in yok diyebiliriz. Ama Türkiye Gol Kralı olsun yeterli. Galatasaray şampiyon yapsın yeterli. Erhan Gökay Aksoy, kalecilerin 6 saniyede topu oyuna sokması kuralının hakemler tarafından artık nedense hiç uygulanmaması hakkında ne düşünüyorsunuz bravo diyor. Başka kuralları da esnetsek mi demiş. Taç atışlarının ayakla kullanılması gibi diyor. Yok, izleyicimize çok teşekkür ederim. Gerçekten. Erhan Gökay Aksoy. Futbol kuralları arasında en kulak asılmayanı o. Yani bir ortalama hesaplama yapılsa kaleciler 10-12 saniyede falan çıkarıyorlar ellerinden. Ama sıkıntı şunda, nereden başlayacağını bilemiyor. Yani günün birinde diyelim ki birdenbire 6 saniyeyi uyguladın. Herkes şaşkına döner. Niye? Ya kardeşim ne yapıyorsun sen? Her maçta bu defalarca ihlal edilen bir kural. Dolayısıyla idare etmen lazım. Ama bir hakem böyle bir uygulamaya kalkıp birinin canını yakabilir. Kalecilerin o konuda bence daha dikkatli davranmaları gerekiyor. En azından daha çabuk yere bırakabilirler, ellerinden bırakabilirler. Hemen hepsi inan bir hesaplama yapılsa 10-12 saniyede filan elden çıkarıyorlar. Tacın ayakla kullanılması konusunda da iyi bir konu. Taraftarların bilmesinde yarar var. Bu tür konularda pek çok insan, yani futbol üzerine düşünen, kendi çok parlak fikirlerinin olduğunu ve bunların hiç kale alınmadığını filan düşünür. Öyle değildir. UEFA, FIFA bunlarla ilgili çalışmaları devamlı yapıyor. Özellikle tacın ayakla kullanılması neredeyse 20 yıldır gündemde ve yüzlerce maçta, deneme niteliğindeki maçta uygulandı. İyi sonuç vermiyor. İstenilen elde edilmedi. Tam tersine futbolun özgün yanlarından, yani orijinal yanlarından birinin bozulması anlamına geliyor. Futbolda kaleci dışındaki oyuncuların da biliyorsun topa elle dokunabildikleri tek durum taç atma. Bunun futbola bir şeyler kattığı, bunun futbolun güzellikleri ya da en azından özellikleri arasında olduğuna kabul edildi. Dolayısıyla şu anda bizi dinleyenler arasından izleyicilerimiz bundan sonra herhangi bir ortamda ya taç ayakla atılsa nasıl olur falan filan gibi ilginç bir şey söylüyor zehabına kapılmasın. Bu ilginç bir şey değil. 20 yıldır yığınla deneme, hatta uluslararası nitelikler, yani 17 yaş altı milli maçlar, uluslararası turnuvalar filan gibi önemli yerlerde denendi. Sadece kapalı devre değil. Buna benzer akla gelebilecek bütün durumlar, futbolla ilgili bütün durumlar FIFA ve UEFA tarafından gündeme getiriliyor. Yani offside'ın olmaması mesela yahut rakip ceza alanı içinde offside olmaması, biliyorsun bu konularda da fikirler ortaya atılıyor. Bunların hepsi düşünülüyor, tartışılıyor, uygulanıyor ve ondan sonra bir karar veriliyor. Hayır deniliyor. Bugünkü şekli doğrudur, iyidir. Kaldı ki izleyicilerimiz arasında bilenler vardır. Diyelim 20 yıl öncesine kadar kaleciye pas meselesi falan filan da yoktu. Bunları UEFA, FIFA buldu. Yani kalecinin elle tutulamaması kendisine verilen. Ona benzer konularda da çok daha düşünülüyor. Geri pas hiç olmasın mesela. Bu da futbolla ilgili olarak FIFA'nın, UEFA'nın düşünüp uygulamaya çalıştığı ama hiçbir şekilde mümkün olamayacak durumlar. Buna benzer pek çok şey var. Bu konu zaman zaman gündeme gelir. Onun için
en azından bizi izleyenlerin bir fikri olsun diye evet, söylemek bir istedim. Bilgilendirme çünkü yapmış oldum, sağ olun. Hakikaten bilmiyorlar mesela taçın işte ayakla atılması yeni bir konuymuş gibi durmadan diyelim ki 5 yıl sonra bir program yaptığımızda yine orada da bizi arayan bir izleyici mı? Taşlar ayakla atılsa nasıl olur diyecek. Bu konular hepsi gerektiği gibi ele alınıyor. Hiç merak etmesinler. İnşallah o kadar uzun yıllar da yaparız programlar. Ona da aslında değineyim. Söylediğim anda biraz onu kastettiğimi hisseder gibi oldum. İlginçti, iyi yakaladım. Peki Patamaç gazetesine gidelim. UEFA dedik biliyorsunuz. UEFA ile 9 Mart'ta bir görüşmemiz var. Onunla ilgili bir haber var foto maçta. 50 milyon Galatasaraylı'yı üzmeyin deniyor. Avrupa'dan men edilme tehlikesi yaşayan Galatasaray 9 Mart'ta UEFA Finansal Kontrol Kurulu ile yapılacak toplantıya sıkı bir şekilde hazırlanıyor denmiş haberin detayında. Borçları rayına oturtmaya çalışan Başkan Cengiz de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Taraftarımızı bu keyiften mahrum bırakmayın diyecek diyor Fotomaç gazetesi. Detayları yine mevcut gazetede. Bir taraftarımız da Instagram üzerinden sormuş. Bir botan bir takma lakaplı taraftarımız. Bahar Hanım sorar mısınız 9 Mart UEFA görüşmelerinde Galatasaray'ımız ceza alacak mı sizce diyor Ahmet abi size. Bu çok ciddi bir konu. Böyle bir olasılık hiç yok demek için benden başka biri olmak lazım. Yani Ahmet Çakır olmamak lazım. Ben buraya masal anlatmaya çıkmıyorum. Böyle bir tehlike var. Ama bu tehlikeyi bertaraf etmek için de çok önemli adımlar atılıyor. Mesela işte... İzleyicilerin pek bilmediği, farkında olmadıkları sermaye artışı diye bir uygulama var. Evet, o, sermaye artışından da bahsettik bizler de. Çok büyük bir olaydır. Galatasaray'ın elini önemli ölçüde rahatlatır. Böyle bir tehlike hiç yok değil ama gerekli çalışmalar yapılıyor. Olur mu olmaz mı bir tahminde bulunabilmek kolay değil. Biraz masalcılık olur. Açıkçası çevremdeki iyi haber alan yahut bu konularla ilgisi olabilecek Galatasaraylılar arasında çok endişe verici şeyler söyleyenler oluyor. Ama mutlaka nihai bir kanaat söylemem gerekirse ben ceza alınmayacağı yahut işte Şampiyonlar Ligi'nden falan yoksun kalınmayacağı kanısındayım. Onun yerine tahmin ediyorum bir transfer yasağı daha akla uygun ceza gibi görünüyor. Benim bu konudaki kişisel tavrım nedeniyle de transfer yasağı gelirse Galatasaray'a özel bir teşekkür mektubu yazarım UEFA'ya. Çünkü o transfer denilen şeyden tiksiniyorum açıkçası. Ne kadar gerekli ve yararlı da olsa. Bir sosyal medyada gördüm birkaç kişi çok akıllıca şeyler yazmışlardı. Hatta eski başkan Faruk Süren de söylemiş. Bu yıl Galatasaray yeterli transferi yaptı. Fatih Hoca altyapıdan da birkaç oyuncu çıkarır ve başka türlü bir bakış açısı edinme imkanı doğar bizler için. Çünkü transfer çılgınlığı, transfer cinneti bugün kulüpleri bulunduğu hale getirdi. Mesela bir Karabükspor'un o hale gelmesinin nedeni transferde yaşanan dehşet verici olaylardır. 100 bin lira etmeyecek bir adam için dahi 4 milyon euro harcanmıştır ve bu tek örnek değildir. Atilla Türker arkadaşımız Habertürk gazetesinde bunları bütün ayrıntılarıyla yazdı. Kulüpler kendilerini mahveden transfer işinde daha çok mahvolabilmek için bir takım yollar arıyorlar. Dediğim gibi tekrar ediyorum UEFA Galatasaray'a transfer yasağı cezası verirse ben UEFA'ya özel bir teşekkür mektubu yazacağım. Çok teşekkür ederim. Siz beni duruma büyük... farklı bir açıdan bakıyorsunuz. Evet, beni büyük bir dertten kurtardınız diye. Çünkü kişisel olarak da eziyet çekiyorum. Ne hangi ortama gitsem Ahmet abi işte Galatasaray kimi alacak, neyi alacak, nasıl, o iyi mi, bu kötü mü, alsın mı, almasın mı? Hayır kardeşim almasın. Bir yılda elindekiyle yetinsin. Gerekiyorsa şampiyon olmasın. Böyle de ne oluyor onu görelim. Kaldı ki böyle bir şey olabilecekse şu anda en doğru kişi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den söz ediyorum. Böyle bir süreci en doğru yönetebilecek kişi iş başında. O bakımdan en az zararlı durum bence transfer yasağı olur. Öteki türlü bir şey olacağı kanısında da değilim açıkçası. Umarız bir yasak ve ceza tabii ki kesilmez gönlümüzden geçen de evet, bu yönde şüphesiz ki. Taraftarımız Zübeyir Yıldırım yazmış. Günaydınlar diliyor bizlere, teşekkür ederiz. Galatasaray inşallah bu yıl iki şampiyonluk alacak demiş. İnşallah diyelim ve Fotomaç gazetesinde de bir diğer sayfa var, ona geçelim hemen. O duyguyu bu sene yaşayacağım başlığı atılmış Fotomaç'ta sevgili izleyenler. Yönetmenim Filiz Konukçu da getiriyor ekranlara.
Gomis'ten neden hiç şampiyon olmadın sorusuna yanıt denmiş sevgili Ahmet Çakır. O duyguyu bu sene yaşayacağım. Fransız Yıldız yine Fransa'da şampiyonluk için iddialarda bir radyoda iddialı konuşmuş. Neden hiç A kalite bir takıma gitmedin diye sorulmuş Gomis'e. Gomis ise Galatasaray'dayım cevabını vermiş. Çok gerçekten güzel. Gomis'e ama ne kadar teşekkür etsek azdır. İlginç bir şanssızlık. Mesela Gomis'in yarısı kadar olamayacak bazı oyuncular nice şampiyonluklar yaşamıştır. Bu futbolun cilvelerinden biri denilebilir. Gomis kalitesindeki bir oyuncunun yani şampiyonluk oyuncunun kalitesiyle ölçülse o da 15 yıllık hayatında en az 2-3 şampiyonluk yaşamış olmalı. Denk gelmemiş. Kısmet Galatasaray'ymış demek. Şimdi Gomis'ten inciler de var bu köşede. Onları da aktarayım. İzleyicilerime yine aynı sayfada. Fransa milli takımına neden davet edilmiyorsun diye sorulmuş. Ben bir golcüyüm. Atabildiğim kadar da gol atıyorum. Milli takımı ben seçsem kendimi milli takıma çağırırım demiş. Ve eklemiş, sormuşlar neden hiç A kalite bir takıma gitmedin diye. Lyon'da oynadım, Marsilya'da oynadım, şimdi de Galatasaray'dayım. A kalite takımlar sadece İngiltere'de, İspanya'da yok diye bir cevap veriyor. Neden hiç şampiyonluk görmedin sorusuna ise da bir futbolcunun tek başına bir takımı şampiyon yaptığını ne zaman gördün? Hem zaten bu sene şampiyon olacağım demiş. Orada bir fırsat kaçırmış bence. Kendisini milli takıma çağırırım dolayını başka türlü ifade edebilirdi. Yani Türkiye'de yaptıklarımı gördüğünü belirtecek şekilde beni kadroya alırdım ama oynatır mıydım, oynatmaz mıydım o konu. Çünkü şunun için oynayamayacağından falan değil, iyi golcü olmadığından değil ama biliyorsun Kerim Benzema'yı bile yani Real Madrid'de oynayan bir adamı dahi almayabiliyor ki onun başka bir derdi vardı biliyorsun. Çirkin bir olaya karışmıştı. Oradan doğan bir sıkıntı vardı. Kerim Benzema'ya alınmadığı, oynatılmadığı bir milli takımda Gomis'in de alınmayabileceğini hepimiz kabul etmek zorundayız. Ama aday kadroya alabilir, o havayı hiç değilse tekrar yaşayabilir değil mi? Ya da bir hazırlık maçında işte belli bir süre oynayabilir. O tip bir kıvrak yanıt verseydi daha etkileyici olurdu. Peki hazır Gomis'te şampiyon olacağız bu sezon demişken biliyorsunuz 24. haftanın maçları da sona erdi. Ligdeki puan durumu gelsin ekranlara ve gelecek haftanın programına bakalım. Spor 1, Kayseri Spor 0, Kasımpaşa 1, Osmanlı Spor 1, Medipol Başakşehir 2, Göztepe 0, Kardemir Karabük Spor 0, Galatasaray 7, Antalya Spor 1, Sivas Spor 4, Gençler Birliği 0, Alanya Spor 1, Atiker Konya Spor 0, Yeni Malatya Spor 1, Fenerbahçe 2, Akhisar Spor 3, Trabzon Spor 0, Beşiktaş 2. 24. haftada 50 puanlı Galatasaray lider. Medipol Başakşehir averajla 2. sırada. 3. Beşiktaş'ın 47 puanı bulunuyor. 4. Fenerbahçe 44, 5. Kayseri Spor 38, 6. Sivas Spor 37 puana sahip. 36'şar puanlı takımlardan 7. Trabzon Spor, 8. Göztepe. 34 puanlı Yeni Malatya Spor 9. sırada. 10. Akhisar Spor'un puanı 33. 11. Bursa Spor ve 12. Kasımpaşa 30'ar puana sahip. 13. Gençler Birliği 26, 14. Antalya Spor 25 ve 15. Aytemiz Alanya Spor 24 puana sahip. 21'er puanlı takımlardan Atiker Konya Spor 16. Osmanlı Spor 17. Ligin son sırasında yer alan Karabük Spor 12 puana sahip. Şimdi ise programımızın editörü sevgili Alican Baykın'a uzanıyoruz ve gündeme dair son gelişmeleri senden alacağız. Alican, günaydınlar. Günaydın Bahar, teşekkürler. Gündemimizi aktarmaya başlayalım. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta dün akşam oynanan Trabzonspor Beşiktaş maçıyla sona erdi. Konuk ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve Galatasaray 24. haftayı 50 puan ve averajla ilk sırada noktaladı. Sarı Kırmızılılar 25. haftadaysa pazar günü Atiker Konya Spor'u konuk edecek ve bu maçın ilk çalışmasını da bugün saat 17'de Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirecek takımımız. Bu maçın biletleri de satışa sunuldu. Bunu da aktaralım. Taraftarlarımızı yine pazar günü tribünlerde destek olmaya bekliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Galatasaray Bayan Voleybol takımı ise Vestel Venüs Sultanlar Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında bu akşam saat 18'de
Halkbank'ı Buran Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. İlk maçı başkent ekibi 3-2 kazanmıştı. Galatasaray bu akşamki maçı kazanması halinde Cuma günü 3. maça da ev sahipliği yapacak ve Cuma günü oynanacak maçı kazanacak takım adını yarı finale yazdırmış olacak. Dış haberlere göz atalım. Premier Lig'de haftanın kapanış maçında Manchester United deplasmanda 2-0 geriye düşmesine karşın Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Galibiyet golü 90. dakikada Matic'ten geldi ve United puanını 62'ye yükseltti. Manchester City ile Manchester United arasında 16 puanlık bir fark var 29. hafta itibariyle. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanacak. İki karşılaşmayla başlıyor. Saat 22.45'te Liverpool Porto'yu konuk edecek. Liverpool ilk maçı deplasmanda 5-0 kazanmıştı. Paris Saint-Germain ise kendi evinde Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Real Madrid de ilk maçı kendi evinde 3-1 kazanmayı başarmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Oynuyor projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde Sesi Görenler milli takımımız saat 11.30'da Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde final mücadelesinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Son olarak basketboldan bir haber aktaralım. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Detroit Pistons'ı 112-90 yenmeyi başardı. Kenardan gelip 22 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 12 sayı kaydetti ve takımının 37. galibiyetinde etkin bir rol oynamış oldu Bahar. Sözü tekrar size bırakıyorum. Teşekkür ederiz sana da. Biz kaldığımız yerden devam edelim sevgili Ahmet Çakır'la birlikte. Şimdi bir haber daha gireyim. Ondan sonrasında kitapları konuşacağız. Galatasaray Bayan Voleybol takımı playoff çeyrek final ikinci karşılaşmasında saat 18'de Halkbank'ı konuk edecek. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının heyecanı sürüyor. Galatasaray Bayan Voleybol takımı playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Halkbank'la karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 18'de başlayacak. Ankara'da oynanan ilk mücadelede Galatasaray 1. seti 25-23 kazanmasına karşın 2. seti 25-22, 3. seti 25-17 alan ev sahibi takım maçta 2-1 öne geçmişti. Galatasaray 4. seti 25-15 alarak durumu 2-2'ye getirse de başkent ekibi çekişmeli geçen tiebreak setini 19-17 maçı da 3-2'lik skorla kazanmıştı. Galatasaray'ın ikinci maçı kazanması halinde 3. karşılaşma 9 Mart Cuma günü yine Galatasaray'ın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Böylece iki galibiyet elde eden takım playoff etabında adını yarı finale yazdıracak. Önemli bir karşılaşma. Gerçekten filenin sultanlarına da destek olalım. Tekrar hatırlatmış olalım bizler de. Ve tabii ki sevgili Ahmet Çakır konuğum olunca bir kitap köşesi yapacağız demiştik her salı. Ve sözü size bırakayım. Bu haftaki kitabımız ne? Bu haftaki kitabımız Kenan Başaran arkadaşımın Sivas Kayseri kitabı. Gösterelim. Bu geçen yıl Türkçe olarak yayınlanan spor kitapları arasında en iyi 3 içinde yer alabilecek bir kitap aldı. Yani o tür listeleri ben yapıyorum. Bu konuyla ilgilenen tek kişi olduğum için, çünkü ben yapıyorum, öyle bir görevim, statüm, konumum falan yok. Kenan Başaran arkadaşımız Hürriyet Gazetesi'nde yazıyor biliyorsun. Türk spor basınını ve bu işle ilgili olan insanları bir utançtan kurtardı. Neydi o utanç? Türk futbol tarihinin en acı olayı 1967 yılında yaşanan Kayseri Sivas Spor maçında yaşanan acı olaylardı. Bunlarda 40'ın üzerinde insanımızı kaybettik. Ezilmeler sırasında, yani stattan çıkmak isterken yaşanan olaylar sırasında. Ama bu nedir, ne değildir? Bugün Türkiye'de kaç kişi bilir merak ederim. Yani bu konuyu izleyen insanlar, bu konularla ilgili insanlar arasında dahi bilen var mıdır merak ederim. Olayın 50. yıl dönümünde orada ne olmuştu, ne yaşanmıştı, bu olay niye çıkmıştı, sonrasında neler oldu, hepsini o günü yaşamış olan tanıklıklarla 14 tanığa anlattırarak ve bütün belgeleri toplayarak çok güzel bir çalışma yapmış Kenan Başaran arkadaşımız. Kendisini kutluyorum. Gerçekten Türk spor gazeteciliğinin, spor yazarlığının, kitap yazarlığının çok utandırıcı bir eksiğini gidermiş oldu. Geçen hafta biliyorsun, hatırlayacaksın, Naim Süleymanoğlu'nu yazan Tayfun Bayındır arkadaşımızı konuşmuştuk. O da aynıydı.
Çünkü Naim'le ilgili olarak da bugüne kadar 100 kitap yazılmalıydı. Bununla ilgili olarak belki 100 kitap falan gerekli değil ama ne olduğunu anlatacak, orada ne oldu, ne yaşandı. Herkes iyi kötü bir şeyler biliyor. Yani o yılları yaşamış olanlar, herkesten kastım o. Yaşı uygun olanlar da kulağında böyle bir şey var, duymuş ama gerçekten orada ne oldu, ne yaşandı? Hüseyin arkadaşımız da o günkü Sivas Spor takımını galiba çıkardı. Evet. İnternette böyle fotoğraflar var. Olayla ilgili olarak da daha acı fotoğraflar. İşte zaten kitabın üst taraf kapağında da o günün gazete küpürleri falan yer alıyor. Evet. Çok acı bir olaydı. Ne yazık ki 1-0 giden maç sırasında sonuçtan hoşnutsuz taraftarlar, birbirlerine taş atmalar ve oradan çıkmak isterken tribünde sıkışmalar gibi sıkıntılar nedeniyle çok acı bir olay yaşanmıştı. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel rahmetli, umarım ki tek olay olarak kalır üzüntüsünü belirtirken demişti. Tek tesellimiz o olabilir. Gerçekten de tek olay olarak kaldı. Dünya futbolunda buna benzer çok vahim olaylar yaşandı. Çok fazla insanın öldüğü ama ülkemizde çok şükür ki yani tekil olarak bir kişi, iki kişi ölen çeşitli üzücü olaylar yaşandı ama böyle bir toplu bir ölüm durumu olmadı maçlarda. Ama ne acı ki yıllar geçti, hala tribündeki bu şiddet olaylarını engelleyemiyoruz. Engelleyemeyiz hiçbir şekilde. O derin bir konu. Yani ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6222 hazırlanırken orada görüşlerine başvurulan kişilerden biriydim. O sırada Türkiye Spor Yazarlar Derneği Genel Sekreteri olduğum için uzatmaya gerek yok. İki önemli sebep var. Birincisi toplumda şiddetin çok derin kökleri var. Yani her türlü sorunumuzu şiddetle çözme yolunda işte trafikte anlaşamadık yahut yol vermedi, evet, öldürdüm. Hanım pilavı soğuk getirdi, öldürdüm ona varıncaya kadar. Yani böyle bu şekilde bir hayat yaşıyoruz. Üçüncü sayfa haberlerinden anlayabiliriz. İkinci büyük önemli sebep de her konuyla ilgili olarak vaziyeti idare etme. Yani sorunun çözümü için çok köklü, radikal önlemler almaya çalışmak yerine vaziyeti idare etme cihetine gidiyoruz. O yüzden şiddeti önleme konusunda fazla bir şansımız yok. Yetkili ve ilgili kişiler de bunu biliyorlar ve ona göre çalışmalar da yapılıyor Allah için. Olaylardan, görüntülerde, fotoğraflarda yandan dönüyor. Ne acı gerçekten Göstermekle iyi etti. Çok acı tabii yani işte ama bilinmesinde yarar var. Bir daha yaşanmaması için, olmaması için. Tribündeki sıkışmalar nedeniyle çok sayıda insanımızı kaybettik. Ölü sayısıyla ilgili rakamlar biraz tutarsızdır. Toplam 43'e varmıştır ama sonrasında iki kişi şundan öldü, bundan öldü diye daha dolaylı şekilde ortaya çıkmış bir durum söz konusudur. Türk futbol tarihinin en acı olayıdır. Kenan Başaran arkadaşımız da bunu kitap yapmakla o gün ne yaşandığını, ne olduğunu öğrenmemizi sağlayacak medya görevini, yazarlık görevini yerine getirmiştir. Tüm reji ekibimize de bu arada teşekkür edelim. Görüntüleri hemen buldular anında izleyicilerimize de aktardıkları için. Bu arada şunu da ekleyeyim sevgili Ahmet Çakır. Geçen hafta konuştuğumuz Naim Süleymanoğlu'nun kitabı da pek çok taraftarımız tarafından alınmıştı. Bana da kitapla ilgili harika, okumaya başladık gibi yorumlar gelmişti. Darısı Sivas ve Kayseri kitabının harika, başına diyelim. Arkadaşları, okumaktan kimseye bir zarar gelmez. Kutlarım, harika bir macera romanı gibi ayrıca Tayfun Bayındır arkadaşımız Naim'le birlikte 86'dan 2000'e kadar onun aktif sporculuğu sırasındaki tanıklığını anlatmış. Birlikte çok güzel şeyler yaşanmış gerçekten. Bir macera romanı gibi de okunabiliyor ayrıca. Ve elimde bir kitap daha var. 108 Yılın Aslanı, yayının başında da hemen şöyle göstereyim, bahsetmiştim. Efendim bu kitabı bugün şundan dolayı ekstra izleyicilerimize aktarıyoruz. Semtin Galatasaraylısında Galatasaray tarihine dair tüm bilinmeyenlerden sevgili Ahmet Çakır bahsediyor ama daha pek çok bilinmeyen de var. Hepsi işte bu kitapta 108 Yılın Aslanı'nda sevgili Ahmet Çakır'ın yazdığı. Gerçekten çok teşekkür ederim bu arada hediyeniz için de. Ben de tüm detayları merakla okuyacağım. İçerisinde pek çok gerçekten fotoğraf da var. O yıllarla ilgili gazete küpürleri de var, haberlerle ilgili. Çok detaylı, araştırmacı tarafınızın da öne çıktığı bir kitap olmuş. Evet, tevazu gösteremeyeceğim açıkçası. En son 2013'te yani 108. yıl işte Galatasaray'ın kuruluşunun çıktı. Sonrasında da bir ek bölüm yapmaya çalıştım. Evet. Genellikle şampiyonluklardan sonra yapmak gerekiyor. O 3-5 yılın olaylarını derlemek o mantıkla. Çünkü ilki
1995 yılında ya 90 soruda Galatasaray tarihi diye çıkmıştı. Hı-hı. O şekilde hatırlayan taraftarlar var. Hatta satın almış olanlar var. İşte kitaplarımda saklıyorum şöyle değerli böyle de. Sonrasındaki ikinci baskının çok eğlenceli bir olayı vardı. Sayın Alp Yalman'ın başkanlığı döneminde ikinci baskısını kulüp yaptırmak istemişti ve 5000 civarındaki üyeye dağıtıp herkesin kitaplarında olması gereken bir kitap her Galatasaraylı'nın diye iltifat edilmişti. Öyle güzellikleri oldu. Güzel. İşte aradan geçen bunca yılda da en son 108 yılın aslanı olarak ve bir ek bölüm şeklinde yapıldı. Tevazu göstermeyeceğim şey şu. Şöyle 4 evet. Yıldızlı. Evet. Şampiyon diye bir bölüm de var. Eki bu şekilde. Bunu da tevazu göstermeyeceğim olurum. Nokta şu. Bu kitapta Galatasaray taraftarının bilmesi gereken Galatasaray'la ilgili her şey var. Nasıl her şey var? Yani yüzmede ne yaptık, kürekte ne yaptık? Judo'da. Hatta şöyle bir şey var mesela. Kaç Galatasaray taraftarı bunu gerçekten bilir merak ediyorum. Galatasaray dünya sıralamasında birinciliğe kadar çıktı. Galatasaray dünya sıralamasında birinci. Çünkü bunu yapan dünya futbol istatistikçileri gibi bir kuruluş var. FIFA bünyesindeki bir kuruluş. 2001 yılının Ocak ayının sıralamasında Galatasaray 312,5 puanla dünya birincisi olurken Real Madrid ikinci sırada kaldı. 301 puanı vardı. Ona benzer bugüne kadar kendi aralarında konuştukları, tartıştıkları ama ne olduğunu tam bilmedikleri. Çünkü ben bugüne kadar bu durumlara defalarca tanık oldum. Herkes her şeyi hep biliyormuş gibi davranır. Efendim işte ezeli rekabetin tarihi, efendim Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçları. Herkes her şeyi biliyormuş gibi davranır ama somut bir şey sorduğunda, şu ne olmuştu dediğinde ben bilen hiç kimseyi görmedim bugüne kadar. Hani şunu söylemek istemiyorum, sen mi biliyorsun her şeyi? Mesele o değil. Ben hepsini araştırdım, soruşturdum, işte ne gerekiyor dediğim gibi. Mesela Galatasaray Müzesi'nde bulunan en değerli 3 obje diye yıllar önce Sayın Ali Oraloğlu, rahmetli Ali Oraloğlu, o zaman müze müdürüydü, bana anlatmıştı. İşte neler nelerdir görebilmek için kitabı alacaksınız. Çünkü kitapla ilgili bir üzüntüm de var. Buyursun. Diyelim ki 3 yıldır Galatasaray Store'da 50 civarında kitap var bu kitaptan ve bu başka kitaplarda var Galatasaray'la ilgili. Biri bile satılmıyor neredeyse. Yani diyelim bir taraftar içeri giriyor, efendim forma alıyor, bilmem ne alıyor. Diyelim ki 500 liralık, 1000 liralık neyse, bütçesi neyse ona göre alışveriş yapıyor. Asla orada kitaplardan birini almıyor. Sadece benim kitabım değil, başka arkadaşların kitapları da. Orhan Öçen arkadaşımızın taraftarlıkla ilgili kitabı var, başka arkadaşların kitapları var. Yani herhangi biri içeri girip 10 bin liralık, 20 bin liralık alışveriş de yapsa 25 liralık bir kitabı almıyor. Bu da Türkiye'deki kitap kültürü ve taraftarlıkla kitap arasında hiçbir bağ olmamasından kaynaklanan feci bir durum. Kendimle ilgili kişisel bir durum değil. Ben bunlardan hiçbir gelir beklemiyorum. Hatta bugüne kadar yaklaşık 30 bin civarında basılmışsa en az 15 binine armağan etmişimdir çeşitli insanlara. Bir kuruşla para kazandığımı sanmıyorum. Hatta kitaptan güzel hediye olmaz. Eğlenceli bir şey oldu, onu anlatayım, minik bir şey. Buyursunlar. İkinci baskı şimdi kulübe satılıyor. Harika bir şey. 5000 kitap satıyorum bir anda. Yani zengin oldum diyelim. Ama ne oldu biliyor musun? Kitabın tanesinin matbaa maliyeti, o yılın fiyatını söylüyorum, 96 mıydı, 97 miydi? Matbaa maliyeti 137 liraydı. Alp Bey bana dedi ki, Ahmet Bey dedi, biz bunların tanesini 100 liradan alabiliriz ancak. Ya Alp abi yapma etme, hiç değilse 137'den al da maliyeti çıksın. Hakikaten 100 liradan aldı onu. Allah'tan bir iş adamı arkadaş o aradaki çileyi kapattı da matbaaya borcumuzu ödeyebildik. Peki. Böyle bir serüveni de var. Güzel bir anekdotla aktarmış oldunuz. Yavaş yavaş da Manşet Galatasaray'ın sonuna geliyoruz. Sizlerden gelen fotoğraflar vardı. Onları ekranlara getirelim önce. Bakalım sosyal medyadan bize bugün hangi fotoğraflar ulaşmış. İlk fotoğraf Serdar Şencan'dan geliyor. Tanju Çolak abim ve kardeşlerim. Eskiler senin rekorlarda unutulmaz, bunu bilelim demiş bir taraftarımız. Bir başka paylaşım geliyor ekranlara.
Evet, Fatih Genç arkadaşımız bize de tweet atmıştı. Kar mı arkası? Evet, şöyle hemen tweetinin de detaylarını sizlere aktaracağım. 2 hafta önce geldim, ayağım uğurludur. 5-0 yendik, bu hafta yine geliyorum. En az 4 gol atacağız demiş ve bu fotoğrafı manşet Galatasaray etiketiyle bizlere aktarmış. Bir diğer paylaşım gelsin ekranlara. Evet, bir taraftarımız da haydi Buffett'in bir Gomis, Fenerbahçe maçında gol atman ve gerçek Galatasaraylı olman ümidiyle gol atmanı diliyoruz inşallah diyor. Buffett'in bir Gomis'ten Fener maçında gol beklentisi büyük. Bir diğer paylaşım gelsin ekranlara. Engin Bilgin'den günaydınlar demiş bizlere, teşekkür ederiz. Tribün aslanlarını saygılar, sevgiler sunarız, iyi yayınlar diliyor. Tribünden yine bir fotoğraf paylaşılmış bizlerle. Bir diğer paylaşım gelsin bakalım ona da hemen. Kemal Bölel sıkı takipçilerimizden Nazilli'ye bahar geldi, erikler çiçek açtı diyor. Üzerinde de Buffett'in bir Gomis tişörtü var. Yine onun üzerinde de Galatasaray Store'dan alınmış, GS Store'dan alınmış bir polar var. Sarı kırmızılı sokaklarda ne güzel. Var mıdır başka paylaşım? Evet, bugün Manşet Galatasaray'ın sonuna geldik. Sevgili Ahmet Çakır, çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Haftaya salı günü sevgili Ahmet Çakır tekrar bizlerle olacak. Ama biz yarın saat 10'u gösterdiğinde sevgili Bahadır Çok İşler'le birlikte karşınızda olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.